Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Kepekli ve çekirdekli karışım halinde olan undan mükemmel, böyle kesinlikle evde de çok az malzemeyle çok pratik, kolay bir şekilde yapabileceğiniz sandviç ekmekler hazırladım. Hemen malzemeler listemize şöyle unu göstermek ile başlayayım. Çekirdeği vesairesi her şey kendinden olan karışım bir un, kepek un. Bir su bardağı koydum ama daha koyacağız. Bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı yani yarım paket kuru maya kullanın sizler. Böyle bir dolu tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz. Malzemelerimiz hepsi topu bunlar. Kesinlikle ekstradan süt, yoğurt vesaire koymuyorum. Sadece su, un, tuz. Mayayı da daha güzel aktifleştirmesi için ve de kepekli un böyle hafiften hani acımsı oluyor. O yüzden çok hafif de bir tatlımsı olması için bir dolu tatlı kaşığı da şeker. Çok az malzeme ile yapıyoruz gördüğünüz gibi. İkinci su bardağı unu koydum ve üçüncü su bardağı unu da şöyle yanıma hazırladım. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamuru etrafını şöyle toparlayaraktan bir yoğurma işlemi yapıyorum. Güzelce de yoğuralım. Hamur ne kadar güzel yoğrulursa o kadar da verimli kabarma aşaması olacaktır. Ve üçüncü su bardağı unun da tamamıyla hepsini boşalttım. Gördüğünüz gibi gayet az malzeme ile bakın bu şekilde de bir yumuşaklığı oldu. Hamurun rengi bir hayli kahverengimsi. Çünkü dediğim gibi kepekli bir un. Ve yarım saat, bir saat artık hani odanızın sıcaklığına göre veya balkon sıcak ise balkona çıkartabilirsiniz. Ben balkonda böyle yarım saati biraz fazla geçe dinlenmesini sağladım. Çok da fazla mayalı olmadığı için çok aşırı kabarık bir mayalanma işlemi olmadı. Ama ekmeklerimiz de yine de hani hamurda olmadan gayet de güzel pişti. Sonucu da gayet güzel oldu. Ve bu şekilde işte yuvarlak bezeleri ayırdıktan sonra elinizde de açabilirsiniz. Merdane veya oklava yardımı ile de açabilirsiniz. Ve kenarlarından şöyle bir rulo yapma işlemi yapıyoruz. Ortası bombeli olacak. Böyle ortası biraz kalın, kenarları ince olacak. Benim şöyle tekrardan hani gösteriyorum. Yapma aşamasına dikkat edin. Rulo kıvırma işlemini. Buna dikkat edin. Bu şekilde bir açma işlemi yaptıktan sonra şöyle ilk başta her tarafından kıvırıp sonrasında da kenarlarından kıvırmaya başlıyorum. Ve bu şekilde biraz daha dinlendirelim ekmeklerimizi fırına girmeden önce. Ve su ile şöyle bir yine yağ vesaire süt, yoğurt hiçbir şey üzerine sürmüyorum gördüğünüz gibi. Sadece su kullanıyorum. Yani gayet ekonomik bir ekmek hazırladık aslında. Sandviç ekmek. Ve ben bir hayli küçük yapmışım. Ama sizler hani daha büyük malzemelerinizi de artırıp ve daha büyük boyutlarda da yapabilirsiniz. İşte fırından çıkmış halinde gösterdim sizlere. Tabii ki ısınmış olan her zaman için ne yaparsanız yapın. Isınmış olan fırına koyun. Domates, salatalık, biber bu şekilde ben bir kase içerisine doğradım. Sandviç ekmeklerimin içerisine dolduruyorum. Kesinlikle hamur olmadan mükemmel sandviç ekmekler hazırladık. Sizler de evde su, un, tuz bu kadar basit bir malzeme ile yağ, süt, yoğurt vesaire hiçbir şeyi içine koymadan ekmekler hazırlayabilirsiniz. Videomun sonuna geliyorum bu arada. Beni şu ana kadar takipte değilseniz inşallah videom hoşunuza gider, beğenirsiniz. Takibe başlarsınız diye düşünüyorum inşallah. Bana destek amaçlı videomun çok daha fazla kişiye ulaşması açısından paylaşabilirsiniz sosyal medyada. Gördüğünüz gibi görseli mükemmel sandviç ekmekler hazırladık. Az malzeme ile gayet ekonomik sandviç ekmekler oldu. Sizler de evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşalım, abone olalım. Hoşça kalın.